Ticarette önemli olan bazı hususlar vardır. Eğer ticaret doğru amaç uğruna yapılıyorsa, sayısız hata bile başarıyı engelleyemez. Bu cümleye göre 1. Ticaret yaparken tüccarın hataları olabilir. 2. Ticaret çok hassas bir iştir. 3. Ticaret yaparken değişmez kuralları vardır. 4. Ticarette asıl önemli olan amaçtır. İfadelerin hangileri söylenebilir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 4, C. 2 ve 3, D. 3 ve 4. Ticarette önemli olan bazı hususlar vardır. Eğer ticaret doğru amaç uğruna yapılıyorsa, sayısız hata bile başarıyı engelleyemez. Bu cümleye göre ticaret yaparken tüccarın hataları olabilir. Aynı cümleye göre ticarette asıl önemli olan amaçtır. Çıkarımlarını yapabiliriz. Cevabımız B seçeneğidir. Bir kötülük, iki tarafsız kalmak, üç karşısında, dört insanlar, beş sahip değillerdir, altı hakkına. İstasyon görevlisi yukarıdaki her bir ifadeyi bir vagona yazmış. Bu ifadelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşacak şekilde treni raylara yerleştirmiştir. Buna göre istasyonda hareket etmek için bekleyen bu tren aşağıdakilerden hangisidir? A. 1, 3, 2, 6, 5, 4. B. 1, 3, 6, 5, 4, 2. C. 4, 1, 3, 2, 6, 5. D. 4, 1, 6, 5, 3, 2. Evet, oluşturalım sıralamamızı. Birinci ifade insanlar ifadesi olacak. İnsanlar kötülük karşısında tarafsız kalmak hakkına sahip değillerdir. Sıralamamız 4, 1, 3, 2, 6, 5 şeklinde olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir. 1. Ben pikniğe gelemeyeceğim, işim çıktı. 2. Ders çalışamayacağını biliyorum, gene de ondan rica ettim. 3. Türkiye'de çeşitli futbol takımları vardır. Fenerbahçe, Galatasaray. Bu cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden uygun olanlar getirildiğinde hangi sözcük dışarıda kalır? A. Öyleyse, B. Örneğin, C. Ama, D. Çünkü. 1. Ben pikniğe gelemeyeceğim çünkü işim çıktı. 2. Ders çalışamayacağını biliyorum ama gene de ondan rica ettim. 3. Türkiye'de çeşitli futbol takımları vardır. Örneğin Fenerbahçe, Galatasaray. Cevabımız A seçeneğidir. Öğleden konakta buluşmak ayrıldık. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilebilir? A sonra üzere. B önce ve C sonra sebebiyle D önce nedeniyle. Öğleden sonra konakta buluşmak üzere ayrıldık. Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla sonra ve üzere sözcükleri getirilmelidir. Cevabımız A seçeneğidir. Yazılarının toprağını sürekli işleyen, onları zenginleştiren büyük yazarlar vardır. Bu cümledeki yazarlarla ilgili olarak 1. Sınırlı sayıda ve nitelikli eserler verirler. 2. Eserlerini devamlı yenileyip geliştirirler. 3. Sadece kendi çağdaşlarını takip ederler. İfadelerinin hangileri söylenebilir? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Yazılarının toprağını sürekli işleyen, onları zenginleştiren büyük yazarlar vardır. Cümlesindeki yazarlarla ilgili olarak eserlerini devamlı yenileyip geliştirdikleri söylenebilir. Cevabımız B seçeneğidir. 1. Bir türlü göremezsiniz. 2. Gözünüzün önündedir de. 3. Fırsatlar. 4. Çoğu zaman. 5. Aradığınız. Numaralanmış ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan üçüncü ifade aşağıdakilerin hangisi olur?
A. Fırsatlar, B. Çoğu zaman, C. Aradığınız, D. Bir türlü göremezsiniz. Cümlemizi oluşturalım. Aradığınız fırsatlar çoğu zaman gözünüzün önündedir de bir türlü göremezsiniz. Sıralamamız 5, 3, 4, 2, 1 şeklinde olacak. Baştan 3. ifade 4 numaralı ifade olacağı için cevabımız B seçeneğidir.